Herkese selamlar, sevgiler. Küresel piyasalarda önemli günlerden geçmeye devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizi bitmedi evet ama başımıza bir de yeni bir kriz olarak ABD-Çin gerilimi mi gelecek, bunu konuşuyoruz. Küresel piyasalarda şu anda ciddi anlamda bir satış ya da rahatsızlık yok. Ama dolar endeksinde gerilemiş olduğu noktalardan biraz daha yukarı yönlü bir hareket olduğunu izliyoruz. Dolayısıyla nereye varacak bu ABD-Çin gerilimi karşılıklı misillemeler? Çok önemli, izlemekte fayda var. Şimdi bugün sorular geliyor. Hem dolar endeksi yükseliyor hem de ons altın yükseliyor. Hani ikisi ters korele değil miydi? Birbirinden ayrı değil miydi? Farklı değil miydi? Bu sorular sıklıkla geliyor sizden. Bunu konuşacağız. Kimle? Sevgili Cüneyt Paksoy'la. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler sevgili Seda. İyi diyelim, iyi olalım. Bu arada yorumlara geçmeden önce ufakta bir ayrıntıya da değinelim istersen hızlıca. Biz izleyici yorumlarını da okuyoruz olabildiğince. Hepsi kıymetli. Eleştiriye de açığız yapıcı olmak kaydıyla. Ama hoş bir şey vardı orada. Bir izleyicimizin yorumu, sen de okumuşsundur. Ya Cüneyt Hoca habire Seda'ya sevgili Seda deyip duruyor. Seda da buna bozuluyordur Seda Hanım da diye. Ya arkadaşlar şimdi Seda'yı ben yıllardır tanırım. Çok da sayarım, severim. Yani hem kardeşimdir, hem arkadaşımdır, hem dostumdur, hem aynı piyasada dirsek dirseğe temas ederek mücadele ettiğim yol arkadaşımızdır. Onun için yani ben Seda'ya sevgili Seda derim. Ya insan sevdiğini de göstermeli. Yani o verdiğimiz kıymetten kaynaklanıyor. Onun için Seda'nın da buna kızdığını falan düşünmüyorum açıkçası. Yani onu bir belirtelim istedim sevgili Seda. Yani ya sevdiğimizi söyleyelim toplum olarak ne olur. Yani çünkü hakikaten ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hele bugünlerde birlik, beraberliğe, sevgiye, saygıya diye bu noktaya da bir değinmek istedim. Ya onu ben de okudum. Onu geçen ayki videomuzun altına bir izleyicimiz biraz da takılarak ince bir aslında şeyle yani, söylemiş. Evet. Bunu tebessümle okuduk. Yani ben de dikkatimi çekti. Hayır, elbette ki tabii ki bozulmuyorum. Ben de sizi seviyorum ve sayıyorum. Düşünceleriniz için de teşekkür ederim bu arada. Öyle şeyleri bozulmuyoruz. Onu iletmiş olalım. Aynen öyle. Ya peki, yani gelince sen başladın güzelce. Aslında soru cevap noktasında karşılıklı interaktif bir yayın içinde gidelim. Ben de sana bir şey sormak istiyorum bugün aslında. Yani enflasyonu konuşuyorduk. Bu arada o sorulara da cevap vereceğiz grafikler içinde. Notumu aldım zihnime. Enflasyon sonuçtu, sebep olmaya başladı dedik. İşte resesyon gündeme geldi. İşte stagflasyon olur mu falan, bir piyasalar en uç noktada her şeyi konuşuyor ve fiyatlamaya devam ediyor. Ama şu an pozitif bir mola sürecindeyiz global tarafta. Ama dün dediğin gibi bu pozitif molayı biraz hani acaba bu moladan çıkıyor muyuz kaygısına getiren bir gelişme yaşandı. ABD-Çin gerginliği. Açıkçası ben yıllardır bu piyasanın içinde biri olarak hani birçok şeye alışmaya başladık yeni normallere. Şu son 2-3 senedir pandemiden beri. Hani 1900'lerde bir pandemi yaşanmış da biz pandemiyi tarihte okumuştuk. Bizzat yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu arada vakalar da bitmiyor. Hani en azından kendimizi de o noktada koruyalım. Maske, mesafe gerekli alanlarda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Ama onun dışında çok ilginç bir şey vardı sevgili Seda. Senin de dikkatini çekmiştir. Yahu Pelosi'nin uçağını sosyal medya üzerinden an ve an bazı dostların da desteğiyle izledik. İşte Çin'in ablukası, işte Çin'in tahrikat yaptığı bölge. Uçak oradan geçiyor. ABD askeri gemileri, uçak gemisi vesaire. Yani piyasa bunu fiyatlasaydı fiyatlar bir kere burada olmazdı. Onun altını bir çizelim. Yani haber akışını bu şekilde izlemek, takip etmek tabii ki önemli. Çünkü biz olmazları olur gördüğümüz için artık korkar hale geldik haliyle. Benim sorum şu, çünkü ben biraz farklı düşünüyorum. Yani ABD-Rusya arasındaki gerginlik çok farklı. Çünkü orada Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var.
Hı hı. Ve onun üzerinden ABD-Rusya gerginliğini okuyoruz. Şimdi Tayvan gezisi tabii ki tamamıyla bence demokratların seçim öncesi bir şovu gibi gelişti. Kendi seçmenine ciddi bir sinyal vermiş olduk Pelosi. Çünkü enflasyon orada demokratları zora düşürdü biliyorsun. Evet. Ve ara seçimde morale ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var ve Amerika'da bu işler böyle yürüyor. Bir yandan da Çin'e işte biz buradayız, burada Japonya ile iletişim içindeyiz, Güney Kore ile iletişim içindeyiz, birçok Asya ülkesiyle iletişim içindeyiz. Sen de bundan sonra daha dikkatli ol. Çin de çok büyük laflar söyledi ama her iki tarafta kendi kamuoyuna konuştu. Fakat bir Rusya, Ukrayna başlığı gibi değil çünkü burada ABD Çin'in karşı karşıya gelmesi bambaşka bir şey. İki büyük gücün, iki büyük ekonomik gücün, iki büyük askeri gücün bu bölgede Asya Pasifik'te sıcak bir çatışmaya girme ihtimali asla ve asla mevcut fiyatların içinde değil. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Trump döneminde ABD ile Çin arasında karşılıklı misillemeler yapıldı ve bu işte CDS'e, VIX endeksine, işte korku endeksi dediğimiz S&P'deki harekete, aslında tüm ABD'de ve finansal piyasalarda takip ettiğimiz göstergelere yansıdı. Ve ABD-Çin arasındaki bu gösteri savaşı, güç gösterisi de uzun bir dönemde sürdü. Bunu yatırımcılar, özellikle altın takip eden yatırımcılar çok net bir şekilde hatırlıyordur. Orada tabii ki dinamikler farklıydı ama Çin'in Tayvan konusunda o kadar net bir çizgisi var ki, yani şunu söylüyor: durumlar ve sonuçlar çok kötü olur. Yani herkes için çok kötü olur. Kaç kere uyarı yaptı ve 4 ile 7 Ağustos arasında Tayvan'a yapılacak işte bir şey var. Silahlı deneme test atışları var. Bu da bir aslında bir güç gösterisi ve misilleme konusunda da Çin başladı. Yani sen bunları yaparsan ben de işte sana ithalat, ihracat konusunda şu yaptırımları gösteririm vesaire diye. Şimdi bu çok doğru bir şekilde hiçbir fiyatlamanın içerisinde yok. Bu bir risk ortamını yeniden gündeme getirir ve işte biz bunu dolar endeksinde ya da diğer göstergelerde net bir şekilde görürüz. Altında yukarı yönde hareketlemeler olur. Ama dolardaki talep de bitmez diye düşünüyorum. Mesela birazdan siz dolar endeksini açtığınızda mutlaka bunu da dile getireceksiniz. Ama Biden bu süreci iyi yönetemezse ya da Trump'ın bir önceki yaptığı hatalara, ki orada çok net bir şekilde geri vites yapılmıştı, hataların daha üstüne giderse bu şu anda yaşamış olduğumuz büyüme endişelerin olduğu ortamda, işte Rusya-Ukrayna savaşının olduğu ortamda küresel piyasalar finansal açıdan bunu kaldıramazlar. Dolayısıyla mesela risk, eğer atıyorum şu andaki risk 3 tane çeyreği etkileyebilecek boyutta ise bunun eklenmesiyle bu 6 çeyrek olur. Dolayısıyla küresel piyasalardaki toparlanmanın süresi de inanılmaz derecede uzar. Doğru. Yani aynı fikirdeyim. Bambaşka bir dünyaya geçiş yaparız. Soğuk savaş dinamiklerinden bölgesel savaşların aktif olduğu, sıcak çatışmaların çok ekstrem bir şekilde dünyayı yönlendirdiği bir sürece geçeriz ki bu kimsenin istediği bir şey olmaz. Evet, hele evet. ABD ile Çin arasında ticaret noktasında hani gevşeme adımları atılırken yani Çin'in söylemleri iç kamuoyuna çok gerçekçi, Amerika'nın da yaptığı iç kamuoyuna, ama birbirlerine karşı gelme ihtimallerini şimdilik düşük görüyorum. Umarım da düşük kalır deyip grafiklerle devam edelim istersen sevgili Seda. Hızlıca dolar endeksine geçelim. Şimdi dolar endeksinde an itibariyle 106.14 civarında bir fiyat var. 50 günlüğe dokunduk günlük grafiklerde, 105'ler civarında. 105.30'lardaydı. Biz oranın da altını bir miktar gördük. 105 önemli. 22 senelik aşılmayan eşik aşıldı dedik. Devamında bir 106.80, 108.50'ler geçirdikten sonra 109.30'lara kadar uzanan hareket, bir düzeltme. Tam 50 günlükten düzeltme. Tekrar 21 günlüğe geri dönüş yaptı. 21 günlük ortalamalar 106.30'larda. Fiyat 106.14'lerde.
Dolar endeksi yukarı yönlü tepkiyi dediğin gibi verdi ama hala bir mola süreci içinde. Şunu da belirtelim finansal okurezarlık adına hızlıca. Fiyatlanmış bölge diye bir aslında hani literatürde çok olmayan ama bizim piyasada kullandığımız bir terim vardır. Şimdi bir fiyat, örneğin dolar endeksi 109.30'u gördüğü andan itibaren bütün grafiklerin ona gösterdiği refleks borsalardan dövize, emtialardan diğer bütün grafiklere gösterdiği refleks aslında o fiyat seviyenin fiyatlandığı alandır. Bir daha o seviyelere gitmedikçe aslında biz o hareket fiyatlandı deriz. Tek de bir şart koyarız. Önemli de bir şart. Herkes kendi hikayesine göre farklılaşma gösterebilir. Yani fiyatlandı deriz tekrar yukarı gitmedikçe. Örneğin şu an molada ve bu mola döneminde herkes daha itidalli, daha sakin. Ama bazı para birimleri, bazı grafikler ayrışmaya devam ediyor. Dolar endeksinin bu trendini, yukarı yönlü olan trendini fiyatlamaya kendi dinamikleri içinde devam ediyor. Çünkü hikayesi farklı. Örneğin dolar TL'de görüyoruz. Bugün de konuşacağız. Örneğin euro dolar paritesinde görüyoruz. Birazdan konuşacağız. Onun için hani fiyatlanmış bölge ve mola ve yeni tepe ya da dibe doğru geri çekilmelerin ne anlam ifade ettiğini kendi stratejinizin içine kurgularken ana grafik dışında, yani majör grafik dolar endeksi ise kendi baktığınız grafiğin dinamikleri de dolar endeksine bağlı olarak önemli olduğunu bir finansal okuryazarlık adına hatırlatalım sevgili Seda. Sistemsel olarak baktığımızda şunu görüyorum. Aylık hiçbir şey değişmedi. Yani yukarı yönlü 110-111 hedefimiz devam ediyor. ATR bandın altı 105'lerdi. Tam oraya dokunduk. Güzel. Bu molada istediğimiz bir şeydi. Zaten seninle beklediğimizde söylemiştik. 105-104'ler geçirse belki 100-103 bandına kadar bile geri çekilme oluşabilir mi? İşte onu anlamak adına bu cuma tarım dışı İslam datası var biliyorsun. Oldukça önemli. Eylül FED toplantısına kadar ki her haber akışı önemli. Çünkü 50-75 bas puan Eylül'de yaparız demeye devam ediyor FED üyeleri biliyorsun. Resesyon ihtimalleri senin yayınında da izledim. İşte Biden, Yellen ve Powell'a göre resesyon yok ama teknik olarak iki veriden sonra resesyon var. Şimdi hangisi doğru, hangisi gerçek? FED hakikaten duraksayacak mı, duraksamayacak mı? Onu bilmiyorum ama trend yukarı. Çünkü güvenli limanı olarak da kullanıyor. Yalnız bunu periyot olarak değiştirdiğinde, günlüğe getirdiğinde işte biz şu satışa binaen, indikatörün de onayladığı hareket de şu geri çekilmeyi bekliyorduk. Şimdi henüz al sinyali üretmemiş ama bir al sinyali üretmek için hazır bekliyor. Eğer 106.50'ler açılacak olursa önümüzdeki günlerde 106.30-106.50 bu indikatör ve diğer indikatörler bir al üretebilir. Tekrar yukarı yönlü gidebiliriz. Herhalde bunun kararını tarım dışı İslam datası verecek diyeyim. Ben Euro Dolar paritesi açayım. Senin varsa bir söylemin hemen dinleyeyim. Ona göre devam edelim sevgili Sıra. Aslında grafik çok net birazdan söyleyecek. Yani euro dolar paritesinde dolar endeksindeki kuvvetlenmeden kaynaklı olarak bir geri çekilme oldu. Hani benim orada izlediğim mesela 102.70 var çok kısa vadede. Orası çok güçlü bir direnç. Hani siz ne diyorsunuz? Mesela orası aşılmadığı sürece kısa vadeli yukarı yöndeki pozisyonlanmalar biraz sıkıntı olabilir ama zaten ana yön aşağıda olduğu için yükselişlerde direnç bölgelerinden zayıflamaların gelebileceği teknik sinyaller var gibi. Kesinlikle yani günlük grafiklerde 102.70, 102.80'ler oldukça kıymetli günlük grafiklerde. %100 haklısın. Ben biraz daha büyük resimden bakıyorum. Haftalık olarak bakıyorum. Ki büyük resmi tüm açıklığıyla izleyicilerimize gösterelim. Hem yön bulma konusunda hem işlem yaparken. Ama şunu söyleyeyim. Avrupa Merkez Bankası artık söylemden eyleme geçti. Tahvil mekanizma sistemini de uygulamaya koydular. Siyasi problemler de var Avrupa içerisinde, İtalya'da ve diğer ülkelerde kademe kademe. Almanya'da bir enerji krizinin etkilerini gözlüyoruz. Bu PMI verilerine vesaire de yansımaya başladı. İşte Goldman başta olmak üzere birçok kurumdan Avrupa'da resesyon endişelerine dair yorumlar var. IMF'in raporunda da vardı biliyorsun. ABD'den sonra belki de resesyona en yakın bölge Avrupa deniyor.
Bütün bunlar varken Yurdular Partisi'nin aşağı yönlü hareketi trend olarak kesinlikle masada. Çünkü dolar endeksinin yönü yukarı. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın şahinleşme miktarı, özellikle Eylül'de, Eylül'ün ilk haftası sanıyorum toplantısı. Oradan çıkacak karar 50 bas puanla devam ederlerse, hatta 75 diyenler de var enflasyonu durdurmak için. Çünkü İtalya'yı garantiye aldılar tahvil mekanizması da şimdilik. Her ne kadar kriter koysalar da kritere uymaları öyle kolay değil İtalya gibi bir ülke söz konusu iken. Onun için paritede benim için 1.0330 çok önemli. 10 haftalık ortalama aynı zamanda daha önce izleyicilerle ve senle paylaştığımız önemli eşik. Çünkü biz 2016-2017'lerde de buraları gördük. Bir önceki harekette de buraları gördük. Ve orası hareketin çıkış kaynağı. 1.0330'a kadar her hareket tepki olarak kalacak. Farkındaysan dolar endeksindeki molaya rağmen senin 1.0270-80'ini geçip 1.0330'a dahi ulaşamadın. 1.0294 falan gördü parite. Ama senin dediğin bölgenin altında da pek kalamadı ve 1.0186'lardayız şu an. Kuvvetlenemiyoruz. Çünkü dolar endeksi FED ve güvenli liman kaynaklı baskın olmaya devam ediyor. Ve Avrupa'nın hikayesi de problemli. Eğer 1.0330 geçilecek olursa da 1.06'ya kadar, yani 21 haftalık ortalama kadar bir alan. Ben 1.06'nın maksimum 1.08'in tepkisel olarak görülse de geçileceğini önümüzdeki belirli bir dönemde düşünmüyorum. Görülürse çok ekstrem sürpriz olur. O zaman herhalde ya FED vites küçültmüştür ya da vites küçültmeyi bırak el frenine dokunmuştur ve bir anda durmuştur. Ya da Avrupa Merkez Bankası ekstra şahinleşmiştir. Bunun dışında Eurodolar Partisi hala yön aşağıdır. Burada problem birin altına bir daha inecek mi, inmeyecek mi? Orada da 0.96 ihlal bölgemiz olarak masadadır sevgili Seda diyelim. Ve petrol grafiğine için ben sözü sana bırakayım tekrar. Ben de sözü size bırakayım. Çünkü petrolde net bir şekilde desteklerden kuvvet alan ve yukarı yönde kalmak isteyen ama orada da ana yönün çok kuvvetli olmadığı bir ortam var. Teknik ne söyler? Şimdi teknik net olarak yön arayışında aşağı yönlü bir yönelim var. Bunun zaten sinyallerini geçen haftalarda almıştık. Çünkü ABD tırnak işte temel hikayede birkaç tane parametre var. Bu arada OPEC toplantısı da önemli biliyorsun. OPEC Plus. Evet. Bakalım üretimi arttıracaklar mı Amerika'nın baskısına rağmen, yoksa arttırmayacaklar mı? Ya da sınırlı bir arttırma mı getirecekler? Orada Suudi Arabistan'ın da sözü önemli. Amerika resmen savaş açtı petrole. Çünkü enflasyonun ana sebebi petrol olarak görülüyor. Enerji maliyetleri, enerji krizi olarak görülüyor. Haksız da değiller. Bütün dünyayı da etkiliyor. Hemen arkasından da gıda fiyatları geliyor biliyorsun. İşte evet. Orada da tahıl koridoru açıldı. Umuyorum devam eder o süreç. En azından emtialarda bir miktar geri çekme vardı. Çünkü bu enflasyon kontrol altına alınmazsa daha biz çok Çin gibi, ABD Çin gerginliği gibi risk başlığı görmek zorunda kalacağız. En azından petrol bize yardım etsin. Tam pivot bölge 34 haftalık ortalama. 100.50'ler. An itibariyle 99'lardayız. Yani 100.50'nin altındayız. Oranın altında kaldıkça aşağı yönlü bir kez daha 55 haftalık ortalamalara, yani 93.70'lere, 92'lere, hatta oranın altında 120 haftalık ortalama 80'lere gitme ihtimalimiz var. Birazdan göstereceğim o ihtimalin niye olduğunu. Bu arada diğer pivotumuz 10 haftalık ortalamada 104.70'ler, 105'ler civarında. 105'ler civarında her seferinde şu kanalın üstüne gitmek ister. O da önemli bir Fibo seviyesi, 116'lar. 116'lar taşımadıkça aşağı yönlü tepki bende bitmiyor tekniksel olarak. Ha, büyük bir marj, yani 16 dolardan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın, büyük resimden konuşuyorum. Yoksa kısa vadede 104 dolara kadar ki bir hareket bile önemli bir işlemdir. 104-105'in aşılması, 110'lara, 115'lere gidilmesi ikinci önemli işlemdir. Ama stoplu gitmekte fayda var. Çünkü ana resim aşağı yönlü, işte sistem grafiğinde. Yani birçok indikatörle baktığımızı hep hatırlatıyoruz ama burada kullandığımız modifiye edilmiş indikatörümüz aylık bazda bize satı vermişti. Önemli de bir seviyeye geldik. İşte 99'lardayız ve 97'lerde 10 aylık ortalamamız var. Önemli bir pivot. Yani oranın altında da Bollinger bandının ortası 91.50'ler.
oraya kadar geri çekilme, oranın kırılması bizi işte bu bölge 78-80'lere kadar geri getirebilir sinyali var aylık periyotta. Peki haftalıkta durum nasıl? Aynı şekilde sat sinyali aşağı yönlü ihtimal kuvvetli diyor. Yeter ki 104.50'ler, 105'ler geçilmesin. 100 üzerinde kaldıkça diyor. Günlükte de bir al sinyali var ama al sinyaline cevap vermeyen bir uyumsuzluk problemi var. Bir miktar negatif uyumsuzluk diyelim. Özetle kısa vadeli stopumuz short düşünenler için 104. Orta vadeli stopumuz 10-116 bandı. Aşağı yönlü ihtimaller var. Long düşünenler için de tepki oynayanlar için de aşağıda 97 ve 93 önemli stop seviyeleri. Onu hatırlatalım sevgili Seda. Ve ons altını gelelim. Ons altın gerçekten yukarı yönde tepkiyle birlikte. Ons altın yatırımcısını artık güldürdü mü diyelim. Hani biraz sevindirdi mi diyelim ama teknik anlamda orada önemli teknik göstergelerde bir şey var. Daha bir yer var. Nedir? Mesela direnç bölgeleri nedir? Yükselişin başladığına yönelik teknik sinyal aldık mı? Hatta yayına başladığında ilk soruna da cevap vererek başlayalım. Sevgili Seda, niye altın gidiyor? Yani şu ana kadar dolar endeksi de korele değildi. Şimdi niye birdenbire korele olduğu soruları var ya izleyicilerimizden. Hemen hatırlatayım. Sen de iyi biliyorsun. Pandemide dolar endeksi 104'lere, 103'lere giderken 2080'le ons altın rekor kırdı. Çünkü masada fiyatlanmamış pandemi gibi bir risk vardı. Ve güvenli liman olarak ikisi birden kullanıldı. İkisinin birden güvenli liman olarak kullanıldığı özel başlıklar vardır sevgili seyirciler. Yani biri yukarı yönlü giderken diğeri de yukarı yönlü gidiyorsa ikisinin de güvenli liman olarak kullanmasını gerektiren önemli bir dinamik vardır piyasada. İkinci tepeyi 2080 yaparken dolar endeksi de yukarı giderken nerede yaptık? Savaş tepesiydi o 2080, hatırlarsın. ABD pardon Rusya-Ukrayna savaşının koptuğu bölgede 2080'de ikinci tepeyi yaparken ons altında dolar endeksinde de yüzlerin üzerinde yine yön arayan bir yapıdaydık. Trend yukarıydı. Hatta 103'ler 105'ler civarındaydık. Yine ikisi beraberdi. Dün itibariyle zaten gevşemeye de bir hareket başlamıştı. Yani dolar endeksi 109'lardan 105'lere indiğinde bir tepki başlamıştı. Yukarı gitmesine rağmen 106'ların üzerine taşmasına rağmen hareket devam etti. Çünkü ABD Çin gerginliği var. Neçede. Yani beraber güvenli liman olmasını gerektiren unsur olduğu için beraber hareket edebiliyorlar. Genel teamülde korelasyon ters gibi gözükse de böylesi durumlarda korelasyon eşitlenir. Aynı yönde hareket edebilir. İkisi de güvenli liman gömleğini giyebilir diyelim. Seviyelere geldiğimizde işte tam 50 aylık ortalama 1673'lere 1675'lere dokunduk. Oradan yukarı hareket. Tekrar bir 21 aylık ortalamaya geri dönüş çabası. 1765'teyiz. 1795 21 aylık. 8 aylık ortalamada 1812. Şimdi bu grafikte hani şöylesi bir fincandan sonra kulp ihtimali yara aldı. O ihtimalin tekrar masaya gelmesi için kesinlikle ve kesinlikle 1675'in geçirmemesi gerekiyor. Hani bu kanalda birçok yayında konuşuluyor. Geçen hafta da sen de gönderme yaptık sevgili Işık kardeşimize. Hemen hemen aynı seviyelere bak. Aklın yolu bir. 1675-1685 kırılmamalı ki 1500'lere gitme, 1400'lere gitme olmasın. Orası kırılmalı ki ana trend bitmez ama ciddi bir zaman kaybı olur. Ama eğer dolar endeksine bağlı, FED'e bağlı, ECB'ye bağlı önümüzdeki günlerde 1812'nin üzerine taşıyacak olursak bir önceki rekor 1921'e kadar alan oluşur. Hatta sonra 2080'e kadar alan oluşabilir. Bakalım o gücü bulabilecek mi? ETF tarafında o tarz bir yılma şimdilik yok ama bir miktar hareketlilik var. Sistemsel olarak baktığımda günlükte iyi işlemiş, çalışmış. İşte bize şu bölgeyi gösteriyor pivot olarak. Hem Bollinger Band'ın üstü hem önemli ortalamaların bulunduğu bölge 1800-1820 aşılacak olursa hareket devam ederim diyor günlük bazda.
Ama aylığa getirdiğimde şu satış henüz bitmedi. Onun için temkinli olalım. 1820 üzerine altın atarsa bir miktar rahatlayacağız. Yoksa bu en uzun vadedeki sat sinyali bu baskıyı altın üzerinde devam ettirebilir diyor haber akışına bağlı olarak. Orada da takip edeceğimiz seviye 1675-1680, max 1650 ilerle birlikte sevgili Seda. Gelelim iç piyasaya. Dolar TL'de yukarı yöndeki hareket sürüyor. Yani bunun direncini test etmemiz için tabii teknik göstergeler kullanıyoruz, işte şey yapıyoruz, çizgiler çiziyoruz ama yani tabii yatırımcının ve herkesin aslında soru kafasındaki soru şu: bu iş nereye varacak? Yani 18'lere doğru yükselen bir dolar TL var. Teknik burada tam olarak ne söylüyor? Yani aşağıda mesela gerçekten kuvvetli bir seviye var mı bu aşıldığında, işte bir rahatlama olacağına yönelik? Ne olursa ya da ciddi bir rahatlama olur. Bunu bir konuşalım isterseniz. Yani güzel soru. Aslında her haftada net olarak anlatıyoruz. Arada bir bazı hani yorum tarafında veya yurt dışında duygusuzsunuz, yurt içinde duygulusunuz gibi yorumlar da geliyor. Onlara da bir cevap anlamında. Aslında yani net olarak elimizden geldiğince burada ifade ediyoruz aylardır. Merkez Bankası gerektiğini, Merkez Bankası'nın daha aktif kullanılması gerektiğini, Merkez Bankası politikalarının global ölçekte olduğu gibi enflasyonla mücadelede Türkiye için de önemli olduğunun altını hep çiziyoruz. Bugün gelen enflasyon verisini beraberce gördük. Evet. Yani yükselmeye devam ediyor. Tamam, beklentilerin bir miktar altında. 81 bekleniyordu, onun bir miktar altında. Tabii tartışılır bir veri olduğu söyleniyor. Ben o tartışmalara girmeyeceğim ama şunu net olarak bu haliyle bile yükselmeye devam eden ve yeni rekor kıran bir enflasyon var önümüzde. 80'ler civarında. Zaten enflasyon raporu sunumunda gördün, sen de gördün. Merkez Bankası'nın verdiği bir grafik vardı. Hatta soru da geldi onunla ilgili. O grafik zaten Ekim'e kadarki süreçte bir 80'lerin üzerinde bir tepe. Sonra Merkez Bankası'nın beklentisi olan 60'lara doğru iniş sürecini gösteriyordu grafik. Dolayısıyla en tepeyi gördük mü daha belli değil. Global şartlardaki enflasyon ortamı hala masada. Son gelen tüm veriler ABD ve Avrupa'dan, Asya'dan yukarı yönlü bir enflasyonu bize gösteriyor. Yani bir yandan daralma sıkıntıları var. Karışık orada tabii veriler, PMI verileri farklı geliyor ülkeden ülkeye ama enflasyon konusunda herkes mutabık. Enflasyon yukarı yönlü gidiyor. Avrupa bölgesinden de rekor enflasyonlar geldiği için zaten Avrupa merkezine girdi. Bizde de problem. Ve enflasyonla Merkez Bankası politikası arasındaki, politika faizi arasındaki makas açılmaya devam ettikçe zaten temel olarak problem devam ediyor. Artı üretici enflasyon ve tüketici enflasyon arasındaki makas da önümüzdeki döneme dair açılmaya devam ediyor. TÜİK'in resmi verilerinde. Bu da önümüzdeki döneme dair henüz zirveyi gördük, aşağı döneceğiz gibi bir sinyali bize vermiyor. Makro anlamda. Şimdi biz daha çok teknik konuştuğumuz için seninle daha kısa konuşarak ilerliyoruz makro kısmı, temel kısmı. Çünkü onu diğer yayınlarda fazlaca arkadaşlarımıza anlatıyorlar. Tekniğe döndüğümde haftalardır da söylüyorum, uyarıyoruz da beraber. Yani yukarı yönlü bir trend var. 8 günlük ortalamayı bile kıramadık üstelde. Yani neresi rahatlar dedin, çok önemli bir soru bu. BDDK kararlarıyla 50 günlük ortalama kadar geri çekilmiştik o dönemde, hatırlarsın. Makro ihtiyacı tedbirler kapsamında ki o kararlar da sonradan BDDK tarafından tekrar açıklanma gereği hissedildi. Şimdi bu kadar çok bilinmez jeopolitik risk vesaire başlık varken yukarı yönlü giden bir tekniği temel olarak geriye çevirecek iki tane adım var bence. Ya yeni kaynak, arz talep dengesi, ya yeni bir para girişi olacak. Şu an global şartlarda yabancı sermayenin zaten gelişen piyasalara girişi zor. Türkiye'nin dinamikleri noktasında da aktif bir yabancı borsada da gözlemliyoruz, girişi henüz yok. Tahvil tarafında da yok. O zaman bir swap anlaşma ihtimali, enflasyon raporunda sunumunda Merkez Bankası Başkanı dediği gibi görüşmeler sürüyor dedi. Ya bir swap anlaşması göreceğiz ya da kur korumalı mevduat benzeri
Hani şurada şu 18.50 bir önceki tepeyi gördük ya. Oradan 120 günlüklere kadar 10.50'lere kadar geri geldik ya. Ondan sonra çıpalanarak ara ara çıpalanarak yukarı yönlü tekrar o bölgeye geldik ya. Demek ki kur korumalı mevduatın alındığı döneme geri dönmüş olduk. Kur korumalı mevduatın devam etmesi tabii ki önemli ama yeni önlem gerekiyor. Yeni önlem gerekirse o zaman dolar TL'de en azından temel anlamda hikaye destekleyecek bir argüman oluşur. Çünkü dolar endeksi gerilemeye rağmen tepki veremiyoruz aşağı yönlü. Seviye dersen bir kere 8 günlüğün altına fiyatlar başlamalı. Orayı deniyoruz geçmiyoruz. 17.86 an itibariyle 17.95'teyiz. Daha sonra bir 21 günlük 17.60 17.50 şu bariyer 50 günlüklere kadar ulaşmalıyız. Yani 17-17 onlara kadar ulaşmalıyız ki yukarı yönlü gidişin önü kesilsin, bir miktar rahatlama. Asıl rahatlama o BDDK kararlarında gelip test edemediğimiz 17-17 onların kırılması da mümkün olur. En azından tekrar bir 16.50'lere o zaman oraları denemiştik. Dönebilirsek iyi senaryodur. Kur korumalı mevduatta 120 günlük ortalama kadar geri dönmüştük. O 120 günlük ortalamalar aktifte nereye gelmiş? 15.85'e gelmiş sevgili Seda. Bu şunu gösteriyor. Zaten artık yavaş yavaş 16-16.50'ler kısa vadede en iyi senaryoda bile dip gibi. 200 günlük ortalamaya bakalım. Hani döngüsel olarak ara ara 200 günlük ortalamaları test etmişiz. Altını ihlal olarak görmüşüz. Oralar dahi 14.50'ye gelmiş. Yavaş yavaş kurun denge bulacağı seviyeler yükselmeye devam ediyor. Fiyatın kendisi de 18.50'ye yaklaşmaya devam ediyor. 18'in üzerinde hareket hızlanır. 18.50 üzerinde de şu alana gireriz. 18.90-20.25. Bugünlük grafik. Haftalıkla baktığımda, diğer grafikle logaritmik olarak baktığımda da işte 8 haftalık ortalama 17.40'lar. Bu bölge Bollinger Band'ın ortası 16.75'ler. O bölgeler kırılmadıkça yukarı yönlü hareketin devamı mümkün. Göreceğimiz yerler 18.50, şu kanal çizgimizin bizi sınayacağı yer, Bollinger Band'ın üstü de 18.70-18.80. Oraların üzeri taşma görürsek de az önce gördüğümüz grafikteki 20'nin biraz daha üzerinde bir seviye var, 21'ler. Özetle böyle bir dolar TL grafiği var. Teknik olarak hala yön yukarı. Bu yönü, yukarı yönlü grafiği aşağı döndürecek temel bir hikaye arıyoruz. Ya yeni bir kaynak girişi ya yeni önlemler, izleyip göreceğiz Seda. Yani swap nereye kadar diyoruz? Böyle bir yere kadar, belli bir yere kadar. Onun ötesi yok yani. Swap'la döndürebileceğimiz bir yer yok açıkçası. Bu kadar herkes kısa bankaları vadede, çok çok kısa vadede. Yani bizim yapmış olduğumuz kur korumalı mevduat 18-10 hareketini yaptı. 6 ayda biz 18'e zaten geri döndük. Ondan aynen, sonrasında makro ihtiyati önlemler geldi ama bunlar çok kalıcı olmadı. Ki grafik bunu çok net bir şekilde gösteriyor ve bu grafik sat sinyali türetmediği sürece, ki türetmiyor. Böyle bir sinyal gelmedi daha. Dolayısıyla yön ılımlı yukarı yöndeki hareketin devam edebileceğine yönelik bir işaret veriyor. Merkez bankaları yön yukarı. Duygusuz, evet. Yön yukarı. Net. Yani duygulu tarafa baktığınız zaman Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi oyun kurucu merkez bankalarının enflasyonla canla başla baş etmek için para politikalarını sert bir şekilde devreye koyduğunu net görüyoruz. Merkez Bankası bu konuda oldukça geriden takip ediyor. Hatta etmiyor artık. Takip etmeyi de bıraktı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın devrede olmadığı bir noktadayız. Bakalım nasıl gideceğiz ama gidişatı mutlaka kontrol altında tutmak gerekiyor. Yani umarım bu bir şekilde Merkez Bankası tarafından görülür. Ama enflasyon raporunda hem soru cevap kısmını izledim hem de aynı zamanda tüm enflasyon raporunu izledim. Sayın Kavcıoğlu'nun verdiği sinyaller hiçbir şekilde para politikasını devreye koymayacağı yönünde. Hayırlısı diyorum. Ve Borsa İstanbul'a buradan hemen bir geçiş yapmak istiyorum. Orada moralimiz düzelsin. Çünkü Borsa İstanbul'da rekor seviyesini test eden bir hikaye var. Tabii ki ciddi anlamda enflasyonist ortamda olduğumuz için yatırımcıların da bir getiri arayışı var. Şimdi ev mi alsın, araba mı alsın, Borsa İstanbul'a mı gitsin? Orada yerli yatırımcılarla dönen bir durum söz konusu. Nedir mesela oradaki teknik seviyeler bize daha da yukarıya gidebileceğini ifade ediyor mu?
Sevgili Seda, birazdan yayının son bölümünde aslında özel bir bölüm olacak seninle birlikte. Sana da atıfta bulunacağımız, senin son yayınına da atıfta bulunacağımız bir yayın olacak. Bölüm olacak, özür dilerim. O bölümde de anlatmaya gayret edeceğiz ama kısa vadede haklı çıkanlar genelde altın tarafında, gram altından var. Dolar, TL, ki onlar dahi enflasyona korudu mu korumadı mı tartışılır. İşte gayrimenkul alımı yapanlar, özellikle sahil kesimlerinde ciddi primler oluştu biliyorsun. Araba alanlar, hatta ikinci el arabalar dahi fiyatları nereden nereye geldi görüyoruz. Şimdi fiyatı gitmeyen pek bir şey kalmadı yani netice itibariyle. Fiyatı gitmeyen Borsa İstanbul kaldı diyoruz. Hikaye bazlı ise bazı hikayeler fiyatlanıyor. Güzel primler var ama Borsa İstanbul'un kendi grafiği içerisinde hak ettiği yer, sen öyle bir cümle kurmuşsun yayınında, son yayınında, önemli. Borsa İstanbul'un hak ettiği yerler buralar değil, bu bilançolarla. Bir kere evet, bunun altını çizeyim. Yani 25-30 senedir bu piyasadayız, çok sıkıntılar gördük ama sonuçta bekleyenlerin Borsa İstanbul'da kazandığını, doğru hissedi ama, kazandığını hep gördük. Kısa vadede haklı çıkmak ayrı bir şey ama orta ve uzun vadede borsaya güvenenlerin gene haklı çıkacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki Türkiye'de üretim motivasyonu ve bu şirketlerin bu motivasyonu kesilmesin. Diyelim, grafiksel olarak baktığımda tam hani zurnanın zırt dediği delik dediği noktasındayız. Çok önemli bir yerdeyiz sevgili. Burayı aşıyorsak, yani tüm zamanların rekor olarak etiketlenen 2684'ler geçilecek olursa tam bu bölge. Hani şu benim önemsediğim alttan gelen kanalın ve o rekorun arasında işte. Yani 2663 o seviyem, 2685 ve mevcut anlık fiyat 2675. Kıracak olursa hareket şu alana doğru genişler. Yani 2700'ler civarında bir fiyatlama. Önce bir 2792'ler, devamında 2845-2850'ler, orası da geçilebiliyorsa 3000'ler. Bunlar hedeflerimiz. Ama yurt dışı S&P biliyorsun çok 50 aylık ortalamadan döndü. Hı hı. 200 günlüğe doğru hareket. Orada da gözümüz olsun. Tarım dışı İslam datası sonrası gelen bilançolar karışıktı biliyorsun. Aşağı yönlü S&P düşmemeli. Yani bu hafta vermedik yayını biraz daha hızlandırmak ve daha çok içeriye konsantre olmak için ama seviyeyi hatırlatalım. 3950-4050 S&P 500'de kırılmamalı. Kırılırsa bizi de etkiler, herkesi de etkiler S&P için. Bizde de aşağı yönlü geri çekilmeler de bakacağımız alan önce bir 8 günlük, 21 günlük ortalamanın bulunduğu bölge doğal olarak. Orası da 2540-2600. Buranın altında da 50-70 günlük ortalamaların bulunduğu bölgede 2494-2457'ye gelmiş. Son döndüğümüz 2350'ler de 120 günlük ortalamanın geldiği bölge olmuş. Özetle şu an yukarı yönlüdür. Ve 2600 altına gelmedikçe 2600-2550 endeksin yönü yukarı olmaya devam eder. Hele 2584 üzerinde hareketler hızlanır. Ama olası geri çekilmelerde şu alanın çok alım fırsatı olarak da kullanılabilir ama bir önemli destek alanı olduğunu, herkesin pozisyonuna göre buradaki seviyeleri iyi kullanması gerektiğini, kredi kullanırken özellikle çok optimum bir şekilde bu seviyeye dikkatli olması gerektiğini belirtelim. En aşağıda 200 günlük çok aşağıda, ana trend çok aşağıda, ana trend desteği ama Borsa İstanbul aşağı inmek istemiyor. Burada gösterdik. Ortalamalar bile birbirini kırmamıştı çok fazla. Bu yukarı hareket bakalım bu haftadan itibaren hakkını verecek mi? Sisteme baktığımda işte o günlük al sinyalinin bizi desteklediğini görüyoruz. Bollinger Band şuraya 2730 seviyesini koymuş. 2685'te geçtiğimiz an ilk gideceğimiz yer orası olacaktır. Günlükte al aşırı alım bölgesinde uzun bir süre gidebilir. Haftalıkta çok güzel alıvermişiz. Şuraya geçtiğimiz an yukarı ihtimal diyor. Son olarak da aylık olarak baktığımda evet, oraya geçtiğimiz an aylık bazda 3050 gibi bir Bollinger Band hedefi oluşmuş durumda. Bu en uzun vadede, yeter ki destekler kırılmasın
sevgili Seda. İstiyorsan ben bankacı sanayi endeksini hızlıca anlatayım. Lütfen. Ondan sonra da sana bir pas atacağım. Önemli bir pas. Çünkü bugün bir de sürprizimiz olacak. Bir iki tane de hisse koyduk yayının sonuna. Bankacılık endeksine de ya şurayı görüyorsun değil mi? Sen ne haftalardır konuşuyoruz. Yani şu 2244'ler, 2245'ler bir geçirse bankacılık endeksine bu bilançolarla geçilmeli artık. Yani şurada yaklaştık, burada denedik, burada denedik, burada denedik, burada yine deniyoruz. Şuradan bir kurtulsak, bu çok aşağıdan gelen bir kanal çizgisi, yatay bir çizgi değil bu arada. Çok ciddi bir kanal bu. Yani ben grafiği büyütsem o kanalı görecek arkadaşlar. Bu kanalın geçilmesi demek, onun için bu kadar çok direnç gösteriyor burada. Bazı çizgiler çok kıymetlidir. Orası çok önemli bir bariyer, psikolojik bir eşik. Oraya geçtiğimiz zaman tamam 2300'ler bahsedilebilir, 2400, ama benim hedefim 2500-2700'lere kadar gidecek bir bankacılık endeksi önü açılacak. İşte bunun olacağı, burayı geçip buraları destek yapıp buraların bir daha altına inmediği takdirde bu bölgeye gidiyoruz. Ama temkinli olalım, 120 günlüklerden dönmüştük, aşağı geri çekilmelerde kesinlikle bu endeks 2000-1950'nin altına inmemeli. Bankacılık endeksini konuşuyorum. İndiği an her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekir. 1850'lerde 200 günlüğün olduğu 1838 ama o 1850'lere evrilir. 1750-1850'de ana trendidir en altta. Şimdilik oralardan uzağız, dirençlere yakınız ama ben bütün seviyeleri veriyorum ki strateji yaparken her seviyeyi kendi stratejilerinde izleyicilerimiz kullansın. Ama şuraları geçelim artık. Geçemiyorsak dikkat edelim, yabancı payı azalırken hem de. Sanayi endekse de çok önemli bir bölge. En azından şu 4500'leri bugün geçtik. 4500'lerinde kalabildikçe bir önceki seviyelere 4700'lere doğru tekrar gitme. Ve 4700'lerin üzerinde de 5000-5500 şu ikili kanal bölgesine doğru hareket potansiyeli. Oradaki tabii top sende, sanayi şirketleri ne durumda? Bu endeks çok ciddi destekledi, Borsa İstanbul'u desteklemeye devam edecek. Ne bilançolar o yönde mi? Çok kısa bir yorumla alacağım senin ama teknik olarak 4500 altında şuralara dikkat. Yani 4400 kırılıyorsa birinci sinyal, 4000-4200 önemli sinyal, 200 günlükte 3800'lere gelmiş. Hani buralar kırılmamalı, buraya kadar her şeyi alın fırsatı ama yukarıda gidebilmek için artık 4500'den 4700'e geçiş yapmalı ve oraya geçmeli. Aynı bankacılık endeksindeki gibi bir karar anı var. Evet, şimdi sözü sana vereyim. Şöyle bir açıklamayla vermiş olayım sevgili Seda. Bilançolar önemli. Sen bilanço analizini çok iyi yapanlardan birisin Türkiye özelinde. Sen ve ekibin güzel işler çıkarıyorsunuz. Elinize sağlık. Aylık bir aylık hisselerim diyorsun. Bültenleriniz var. İşte kendi iş mekanizmanız var. Lütfen mevcut bilançolardan çok kısa bir özetle ne durumdayız? Bir de kendi çalışma prensibini kendi yayının içerisinde anlat. Ben de son iki grafikte de sürprizimle bu yayını da tamamlamış olalım. Söz sende sevgili Seda. Tamam, seve seve çok teşekkür ederim. Şimdi bilanço döneminden bahsedeyim. Şu anda bankacılık endeksine ilişkin, yani banka sektöründe kuvvetli karlar yazılıyor. Bu sürpriz değil zaten, bu beklenen bir şey. Birinci çeyrekte de güçlü karlar gelmişti. Enflasyon arttıkça TÜFEX gelirleri artmaya başladığı için dolayısıyla net kar marjında bir artış oluyor ve bankacılık endeksindeki karlar artıyor. Bu böyle bir kar topu etkisi de yaratıyor. Dolayısıyla şu anda İşte ne açıklandı? Garanti, yapı kredi açıklandı, Akbank açıklandı. Buradaki karların da kuvvetli olduğunu gördük. Dolayısıyla bankalarda bir kere bir portföy yapılacaksa eğer bir tane banka koymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ha, ben neyi izliyorum? Uzun vadeli 12 aylık periyotta izlediğimiz, oluşturduğumuz bir model portföyümüz var. Dolayısıyla uzun vadeli bakan yatırımcılar için bunu söylemek gerekirse bir portföy ve uzun vadeli bir portföyden bahsedelim mesela. Bizim portföyde Akbank var. Ama yapı kredi de olabilir. Bu iş bankası da olabilir. Garanti de olabilir. Ama bizim yakından biraz daha özelliğinde takip ettiğimiz Akbank. Ve model portföyde Akbank tutuyoruz. Bunun dışında kısa vadeli. Şimdi risk ortamları değişkenlik gösterdiği gibi yatırımcıların kararları ve yatırımcıların risk alma iştahındaki zaman periyodu da değişir. Dolayısıyla kısa vadeli bakan yatırımcılar
orta vadeli ve uzun vadeli bakan yatırımcılar vardı. Bu sürece, bu yatırımcı yelpazesine cevap verebiliyor olmak için de siz de ona göre ayak uydurmanız gerekiyor. Mesela bizim gün içinde hareket olmasını beklediğimiz hisseler var. Haftalık olarak haftalık bir çıkardığımız bülten var. Orada önerdiğimiz 6-7 tane hisse var. Genelde orada çok büyük değişiklik yapmıyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz, mesela işte 3 gün önce Ağustos ayı hisseleri videosunu çektim. Aylık olarak bir önerimiz var. Aylık performans değerlendirmemiz var. Hisse önerilerimiz. Ve biraz önce bahsettiğim model portföyü de 12 aylık uzun vadeli portföy. Dolayısıyla biz bu mesela bilanço döneminde bankacılık endeksini ön plana çıkardık. Başka kim? Petrokimya, Tüpraş'ta çok güzel bilanço gelecek gibi görünüyor. Şişe'de şahane bir bilanço geldi. Petrokimya tarafında hani yan sektörde bunu destekleyen bazı hisseler var. Orada güzel karlılıklar yazılacak. Enerjide güzel karlılıklar yazılacak ve enerjiyi destekleyen holdingde mesela Alarko Holding buna katılacak. Koç Holding'de mesela hem Tüpraş'tan gelen hem de Akbankası'ndan gelen karlılığın o güçlü olmasından kaynaklı iyi bir bilanço getirecek. Bunun dışında Aksa Akrilik, Odaş, Galata Wind gibi şirketlerin de performansının kuvvetli olmasını bekliyoruz. Havacılık sektöründe TAV zaten çok iyi yönetilen bir şirket. Ben 20 TL'lerden beri TAV'ı beğendiğimi ifade ediyorum. Dolayısıyla o güzel, ama Türk Hava Yolları'nda da iyi bir karlılık beklentim var ve bu şekilde devam ediyor. Hani sektörel bazda daha ayrıntıya girmek gerekir ama hani bilanço dönemini anlatmak için bunu ifade ettim ve bunun elbette ki Borsa İstanbul üzerinde hisse bazlı hareketliliği de oluyor. Dolayısıyla yatırımcı eğer kısa vadeli bakıyorsa, mesela diyelim işte aylık hisse videomdan bahsettiniz, onu izlediğinde orada bir işte Haziran ayı performansını görüyor. Orada bir hisse işte %30 da gitmiş olabiliyor, %2 de gitmiş olabiliyor, %15 de gitmiş olabiliyor. Ama bu öneri bir paket program gibi düşünülürse eğer, portföyün tamamı satın alınıp işte bir şekilde bir portföy oluşturulabiliyor. Orada önemli olan şu: oluşturduğumuz portföy endeks getirisinin üzerinde mi kalıyor, altında mı kalıyor? Dolayısıyla yatırımcı da kendi portföyünü yönetirken buna bakması lazım. Kısa vadeli bakıyorsa eğer, kısa vadeli hisselerin mesela işte Şişe güzel bir bilanço getirdi. Biraz sonra tekniğinden bahsedeceksiniz. İyi de bir teknik hareket yaptı. Mesela orada işte Ak Yatırım'ın, İntegral Yatırım'ın, İş Yatırım'ın ya da işte diğer aracı kurumların raporları var. Onları açıp okuduğunuz zaman orada hedef fiyatlar vardır. 12 aylık hedef fiyatlardır onlar. Uzun vadelidir. Onlar ne diyor? Yani size bir bakış açısı verir. Dolayısıyla şirket özelinde yatırım yaptığınız zaman endeksin nereye gittiği de çok çok önemli değildir aslında uzun vadeli yatırımlarda. Kısa vadeli yatırımlarda etkilenme şansınız elbette ki yüksek. Alınan kararlar, politik kararlar, ekonomi üzerine alınan kararlar Borsa İstanbul'u net bir şekilde etkiliyor. Sadece bu da değil, küresel anlamdaki kararlar da bizim Borsa İstanbul'u net bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla siz gündemi de takip etmek zorundasınız. Ama işin sonunda eğer siz ciro anlamında, yani net satışlarda büyümeyi hedefleyen ve büyümeyi her çeyrek arttıran, düzenli olarak ciro büyümesi sağlayan, temettüyü ödeme konusunda ilke edinmiş, net nakit pozisyonu kuvvetli olan, borcu az olan, bunun dışında kendini hedge etmiş, döviz açık pozisyonunu olmayan, fazlası olan ya da varsa eğer hedge etmiş şirketlere ve tabii ki sektöründe lider olan şirketlere baktığınız zaman bu size iyi bir yatırım aracı olacaktır ve uzun vadede size bir katma değer sağlayacaktır. Bizim integral olarak çalıştığımız birçok yatırımcı profiline uygun raporlar var ama aylık olarak Ağustos ayı hisselerinde böyle bir portföy oluşturduk. Umarım iyiye gider. Teşekkür ederim sevgili Seda, bu bilgilendirme için. Herkesin risk anlayışına göre bulabileceği bir hisse var anladığım kadarıyla. Evet. Çok da açıklayıcı oldu. Bu arada bir açıklama daha yapayım ben. Bugün böyle interaktif yayın yaptık. Önümüzdeki hafta senin bilanço okuma eğitimin var. Evet.
sanıyorum. Onu duyurusunu yapalım. Sanıyorum 9'unda. 9 Ağustos'ta var evet. 9 Ağustos'ta bilanço okumayı öğrenmek isteyenler gelsin buyursun. Sevgili Seda'nın eğitimine katılsınlar lütfen. 11'inde de benim teknik evet. analizle ilgili eğitimim olacak. Dolayısıyla burada anlattıklarımızın nasıl karara dönüştüğünü, nasıl işte yatırım sürecine rehberlik edebilir noktaya getirildiğini görmek açısından, bir katkı vermek açısından bizi yalnız bırakmazlarsa teşekkür ederiz diyelim izleyicilerimize. Hızlıca iki tane hisseyle bugünü bitirelim. Biri senin Çimsa portföyünde yer alan. Sevgili evet. Seda, yani gerçekten çok sevdiğim hisselerden biridir. Efsanedir, yıllardır. Yani birçok aracı kurumun listesine girer. Temettü verimliliği olan, bedelsiz verme potansiyeli olan ciddi bir hissedir Çimsa. Çimento sektörü genelde öyledir biliyorsun. Ve bakıyorum her geri çekilmeyi 200 günlük civarında karşılamış zaten 2 senedir. 200 günlük ortalama civarına geliyor, sonra yukarı doğru gidiyor ve şöylesi ikili kanal oluşturmuş yukarıda hedef olarak. Diyor ki bana kısa vadede an itibariyle 38.98'deyiz. 38 max 50 günlük ortalama 35 altına gelmedikçe yukarı yönlü hareket devam ediyor. Nereye gidiyor? 42.50 43.20'lere. Burası da aşılabilirse 48.50 hatta 50'lere kadar potansiyel önümüzdeki dönemde. Yeter ki bu destek çalışsın. Maksimum destek 2 senedir kırılmayan 200 günlük ortalama 32'lerde. Hani elinde hisse bulunduranların düşüneceği stop seviyedir. Sınır stop gibi düşünülmesi gereken seviyedir diyelim. İyi bir bilançoya iyi bir grafik var önümde. Şeye gelince bugün müthiş bir dediğin gibi bilanço getirdi. Zaten nerelerden nerelere geldi bu hisse? Yukarı yönlü şu kanal çok önemli. 23-26'lardayız. Son olarak 50 günlükten destek bulmuştuk. 50 günlük an itibariyle 20-90'larda 20-21 bandı kırılmadıkça yön yukarıdır. Ve şu 24-90-25'ler geçildiği an ilk etapta 27-50'ler var ama şurada bir kalıptan bahsetmek istiyorum. Her hareketinden sonra şöylesi bir düzeltme hareketi. Ondan sonra geniş bir yükseliş hareketi. Şu hareketin getirdiği minimum 11 birimlik yükseliş potansiyeli var kalıpsal olarak. O da eğer 20-21 kırılmazsa önümüzdeki dönem 25 üzerinde 27-50 bile ara bölgedir. 31'e kadar. Bugünden yarına değil. Kısa orta vadede potansiyel var diyor şey için. Özetle bu bilançoyla geri çekilimin her şeyde alım fırsatıdır. Diyelim 20 kırıldı. Aşağıda 200 günlüklerin 16-16.50'lerde olduğunu hatırlatalım. Oralar bile hani geri çekilmelerle trendi bozmaz. Rasyonel alım fırsatı olarak kullanılabilir diyelim. Bugün gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Her gün olduğu gibi ama bugün her şeyi konuşmuş olduk içeriye dair. Teşekkür ediyorum sevgili Seda. Söz sende. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için grafiklerle yatırımcılara net bir şekilde bilgileri aktarmış olduk. Bu yayında da her zaman olduğu gibi gelecek yayında da yine sürprizli grafiklerle karşınızda olacağız. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.